Haftanın son işlem gününden herkese merhabalar. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'nda Neda Karada. İç piyasa açısından yine yoğun ve yorucu bir haftayı geride bırakıyoruz. Malum hem Türkiye Amerika arasındaki temaslar olsun hem Türkiye'de 31 Mart günü yapılan seçimlerin ardından 17 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verip görevinin başlaması olsun oldukça hareketli günler geçirdik yine. Kur cephesine bakıyorum aslında hala tedirginiz indirginliği devam ediyor. Dolayısıyla bu gelişmeler karşısında bile kurun tam olarak rahatlayamadığını gözlemliyorum. Endeks tarafında da dışarıdan bağımsız kendisini besleyemeyen ama kura nazaran biraz daha iyimser olan bir endeks izledik aslında. Çünkü hafta içerisinde 98.600 lira kadar bir ivme kaydetmişti. Ancak bu seviyenin üzerine geçebilecek yeni bir gelişmenin bulunmaması aslında endeksin oralardan kar satışlarına yerini bırakmasına neden olduğunu da gördük. Dolayısıyla yine Yine hareketli bir haftayı bırakıyoruz ama gelecek haftada yine iç piyasa açısının hareketli bir haftayı karşılıyor olacağız. 25 Nisan'da beklenen Merkez Bankası toplantımız var. Malum e, özellikle kurlardaki bu hareketliliğin ardından ve sıvaplarla yapılan hamlelerin ardından açıkçası acaba Merkez Bankası Nisan ayındaki toplantısında ne yapar gibi bir takım spekülasyonlar var. Ama biz kurum olarak açıkçası... Bu toplantıda da hem metnini hem de tonunu korumasını öngörmekteyiz. Yani herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Eğer swap'larla ilgili bu gelişmeler olmasaydı belki bir miktar tonunda bir yumuşama olabilirdi. Yani seçimlerin ardından artık seçim belirsizliğinin sonrasında belki Merkez Bankası bunu yapıp Haziran ayını işaret edebilirdi. Ama bu ortam ne yazık ki merkezin gevşemeye yönelik sinyal vermesini gerektiren bir ortam değil. Eğer böyle bir durumla karşı da açıkçası hem kurda da hem de endekse de çok ciddi hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası bu toplantısını pas geçecektir. Sakin bir toplantı olacaktır. Tabii ki yine piyasaların gündeminde olacağı için yakından takip edileceğini ben düşünüyorum. Gelin isterseniz dolar TL ile başlayalım. Aslında çok fazla yeni bir gelişmesi yok. Hala o huzursuzluğunu tedirginliğini üzerinden atabilmiş değil. Evet belki seçimle ilgili yavaş yavaş belirsizlik ortadan kalkıyor. Sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun e, yapılan itiraz dilekçesine nasıl cevap vereceğine yönelik bir belirsizlik var. Bu da gelecek günlerde zaten sonuçlanacaktır diye düşünüyoruz. Bunun ardından artık herhalde biz seçimi konuşmayacağız ve yolumuza devam ediyor olacağız. Bu süreç içerisinde tabii ki Amerika ile olan ilişkilerimiz ön planda olacaktır ve aynı zamanda ekonomik göstergelerimiz başlıca da enflasyon olmak üzere yani piyasalar bunları takip edecektir. Haliyle yabancılara olan güven de bu süreçte önemli olacağını ben düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok güven aşılanırsa piyasalara o kadar çok fazla iç piyasaya bir para girişi gerçekleşir ve en azından Türk varlıklarını rahatlatır diye düşünmekteyim. Dolayısıyla bu süreçte yakından takip edeceğimiz için kurda çok yeni bir fiyata hareketi oluşmayabilir. Özellikle geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik belki 5.80'lerin üzerindeyiz. Özellikle 5.85'lerde çok zorlanıyoruz. Hem Mart ayında hem de Nisan ayında 5.85 seviyesine doğru tepkiler aldık ve buralardan tekrardan bir geri dönüş hareketi görüldü. Ama hala rahatladığını göre göremiyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla bizim için 585 seviyesi oldukça önemli. Eğer kur 585'i çok fazla ısrar eder ve bu seviyenin de üzerine geçmek isterse açıkçası yönümüz bir miktar daha yukarıyı gösterebilir ama bunu da parantez içerisinde belirtmem gerekiyor olası agresif hareketlerde hem Merkez Bankası'nın hem de hükümetin aktif bir şekilde müdahale edebileceğini sözlü yönlendirmelerle piyasayı rahatlatabileceğini de unutmamakta fayda var. Geri çekilmelerde de şimdilik ara bölge olarak isterseniz 5.70-5.80 aralığını takip edeceğiz. Biliyorum aralık biraz geniş ama emin olun 5.80'nin üzerinde kalamayan kurun geri gelebileceği en fazla bölge 5.70'de 5.80 aralığı oluyor. Çünkü ben kurun adına rahatlaması için 5.55 şere doğru bir hareket görmem gerek ki bu konjonktür biraz bunu destekleyemiyor. Bir de biliyorsunuz rezervlerle ilgili dış basında çıkan haberler var. Bu da aslında kuru özellikle dün çok fazla rahatsız etmişti. Belki şu anda çok net bir etkisi görülmese bile yine de bu tarz haberler de kur üzerinde önümüzdeki günlerde de bir tedirginlik yaratabilir. Bunu da belirtelim. Endeks tarafında da söylediğim gibi 98600 seviyesini gördük bu hafta içerisinde. Ancak buralardan tekrardan yerini bir kar satışına bırak Altyazı dışarıdan bağımsız hareket ediyor. Kurdaki bu huzursuzluk bile aslında endeksin en azından yukarı yönlü hareketini çok da fazla engellememiş gibi gözüküyor. Şimdilik 95 bin, 96 bin seviyelerin üzerinde olması açıkçası olumlu. Tabii ki teknik olarak çok güçlü değiliz. Şimdi artık yavaş yavaş gelecek günlerde bilançolar açıklanmaya başlayacak. Dolayısıyla hisse bazlı hareketlerle konuşmaya başlayabiliriz. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama teknik olarak aşağıda en önemli desteğimiz aslında 94.800 lerden geçiyor. Ki şu anda çok uzaktayız belki. 96 binlerin üzerindeyiz videoyu çektiğimiz saatlerde. Dolayısıyla endeks 94.800'e doğru hareket yapmadığı sürece ve hatta bu seviyenin altına gerileyemediği sürece satışlarda bence sınırlı kalabilir ve tekrardan yönünü yukarıya çevirebilir. Yukarıda da bizim için kritik de direncimiz 99 binlerden geçiyor ve 99 bin seviyesinin üzeri ancak endeksin kazançlarını daha da genişletmesini destekleyecektir. Belki bunun için biraz daha iyimser bir havaya ihtiyacımız var. Bu süreçte de endeks 96.000 ve 98.000 aralığını belki yatay bir şekilde ihlal edebilir. Ve son olarak isterseniz gram altına değinelim. Çünkü gram altında da özellikle dolar TL'deki bu harekete bağlı olarak yukarı yönlü tepkiler gözlemliyoruz. 240 liraların üzerine doğru tepkilerinde zayıf kalıyor. Dolayısıyla bizim için Yukarıda 240 liralar önemli bir direnç noktamızdır ve 240 liraların üzerinde ısrarcı bir gram altında yönümüz 245 liralara doğru gidebilir. Dolayısıyla 240 ve 245'leri yakından takip etmenizde fayda var. 2019 yılında portföylerinizde gram altını bence korumaya devam edebilirsiniz. Hatta geri çekilmeler, geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirirseniz portföyünüzde gram altın ağırlığında kademeli bir şekilde arttırmanızı ben öneririm. Zaten 240 lira liraların altındayız şu anda ve açıkçası 235, 230 bölgeleri ve hatta 230 liraların altına doğru bir geri çekilme bence güzel bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Gelecek hafta yoğun hem bizim içeride Merkez Bankası'nın toplantısı hem Amerika'da büyüme verisi var. Bugün de dışarıda Paskalya nedeniyle piyasalar tatil dolayısıyla veri bazlı bir hareket beklemiyoruz. Dışarıda işlem hacmi de da biraz daha zayıf olabilir. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dilerim.